Efendim herkese iyi haftalar olsun. Haftanın bu ilk iş gününde 28 Mayıs 2018 günlerden pazartesi. Artık Mayıs ayını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yerel seçimler için ise artık bir aydan bile az bir süre kaldı. Bugün ilçe seçim kurullarına adaylar, muhtarlar, belediye meclis üyeleri gidip başvurularını yaptılar. Ve resmi propaganda süreci bu gece saatler 12'yi geçtikten hemen sonra start verilmiş olacak. Lefkoşa'da Hasan Sertoğlu, Mehmet Armancı, Gencay Eroğlu ve diğer adaylar. Mausa'da ise İsmail Arter, yanında Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti'nin milletvekilleriyle beraber başvuruya gitti. Girne'de de oldukça bol adaylı bir yarış var. Alsancak'ta aday yok derken iki aday var. Alsancak'ta Halkın Partisi bir önceki seçimlerde ikinci parti çıkmış olmasına rağmen belediye meclisine 5 tane adam bulup gösteremedi. Bu da enteresan başka bir konu. Döviz geçen haftaya göre bu hafta temkinli başladı. Hatta düşerek başladı. Türkiye'de de başkanlık ve erken genel seçim son sürat devam ediyor. Hem iç siyasete dair hem geçtiğimiz Perşembe günü Sağlık Bakanı Doktor Filiz Besim'in açıklamalarına bir cevap olsun. Dedikleri ne ölçüde doğru, ne ölçüde gerçeği yansıtıyor. Bu konuları eski Sağlık Bakanı, eski Turizm Bakanı, aynı zamanda da Ulusal Birlik Partisi'nin hali hazırda Lefkoşa Milletvekili Sayın Doktor Faiz Tuğcuoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Şimdi tabii yerel seçim var, Türkiye'de seçim var, döviz var. Bir sürü gündem var. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları var. Hepsine bakacağız. Tabii sağlık önemli. Orada çok şey var konuşacak ama ben şöyle bir hızlı bir yerel seçimle başlamak istiyorum. Hı hı. Bugün adaylar İl seçim kurullarına başvurularını yaptılar. Nasıl bir hava var dışarıda? Siz de dışarıdasınız. Bugün Sayın Hasan Sertoğlu ile beraber sizi de gördük başvuru yaparken. Yani daha o heyecan tam anlamıyla başlamış değil. Büyük bir ihtimalle 4 Haziran'la birlikte, kampanyayla birlikte başlayacak diye düşünüyorum. Biz tabii parti olarak belli faaliyetleri yapıyoruz. Zannederim zaten genel anlamda şu anda yine sokaklarda bir Ulusal Birlik Partisi var, öyle görüyorum. Gönyeli'de, bir Ulusal Birlik Partisi yok, onu düzeltelim. İki Ulusal Birlik Partisi var. Çünkü birçok yerde... Hatta 3 galiba, değil mi? 3, 4, 5, 6 var. Mesela Vadili'de 6 aday var, 5 tanesi UBAP'li. İşte Yeniboğaz içinde durum öyle, başka yerde... Yani Ulusal Birlik Partisi, Ulusal Birlik Partisi ile yarışıyor. Öyle bir görüntü var gerçekten. Çatalköy'de öyle. Hep öyle. Esentepe'de öyle. Her yerde öyle. Her yerde öyle. Yani bir Ulusal Birlik Partisi'den ziyade birçok Ulusal Birlik Partisi var. Doğru. Biz tabii Ulusal Birlik Partisi'nin ortaya koyduğu, bizim de altında imzamız olan, desteğimiz olan parti meclisi kararları doğrultusunda tabii ki hareket edeceğiz ve destek vereceğiz. Ama dediğiniz gibi birçok arkadaşımız, sevdiğimiz arkadaşlar, parti içerisinde uzun yıllar partiye hizmet vermiş arkadaşlarımız da bağımsız aday olarak çıktılar. Enteresan bir durum esasında. Yani daha önce böyle bu kadar yoğun bir adaylık her bölgede pek görülmedi. Ama bakıyorum aynı şey muhtarlıklarda da var. Bazı bölgelerde ilginçtir. 120 seçmen 8 muhtar aday. Yani, ben şeyi hatırlıyorum. Geçen son seçimlerde bir önceki seçimlerde yani yerel seçimlerde Ziya Emet'te galiba
nüfus 20-25'ti seçmen nüfusu. Hı hı. 7 aday vardı. 7'si de akraba. Akraba. Abi, yani, yenge, eşi şeklinde. Evet. Neyse. Neyse, hayırlısı olsun. Tabii tabii, hayırlısı olsun. Çok enteresan şeyler de var. Örneğin Alsancak'ta bağımsız aday Redif Nurel çıktı. Hı hı. Redif Nurel baktığınızda aslında Ulusal Birlik Partili bir arkadaş. Ama bugün duyduk ki Cumhuriyetçilik Partisi destek vermiş kendine. İşte karıştı, her şey karıştı. Çok çok karıştı. Her şey karıştı. Peki, gündemin bir başka noktası tabii. Hafta sonuydu. Biliyorsunuz mültecilerin dramını uzun bir zamandır yaşıyoruz. Ve gömülmeleri gerekiyordu, gömülemediler. Hastane koktu. Koktu, evet, çok fena maalesef. Oldu. En son... İşte Lefke'ye gömülmeleri kararlaştırıldı. Bu konu sosyal medyada bugün çok tartışılıyor. Sağlık Bakanı bununla ilgili bir açıklama yaptı. Sizin yorumunuzu merak ettim. Yani evet, Lefkoşa'da tabii ki gömülebilirlerdi ama Lefkoşa'da zaten yer yok. İşte Lefke kabul etmiş. Şimdi de Lefke'ler galiba itiraz ediyor. Evet, öyle de bir durum da var. Bilmedikleri tabii. Yani burada yapılacak olan bana göre çok süratli bir şekilde... kimsesizlerle ilgili bir mezarlık tesis etmek. Çünkü bu belli ki önümüzdeki süreçte gene yaşayacağımız üzücü olaylar. Dolayısıyla her defasında günlerce morgun dolu olması ve buna bağlı olarak da tabii ki kapasite itibariyle aşılması nedeniyle gerçekten o bölgede hoş olmayan bir durumun ortaya çıkması. Yine hastalarını kaybeden insanlarımızın işte morgda tutmayın insanla şeyi, babanızı veya kardeşinizi, yer yoktur, şöyledir, böyledir, hemen gömün şeklindeki ifadeler. Bunlar tabii ki özellikle... Sanırsam o da oldu. Geçen hafta rahmetli evet, doktor Tahsin Algıneri'nin ölümü yani morgda kalamadı. Aynen öyle. Yani o bir örnek tabii ki Tahsin Bey'in ama eminim o süreç içinde bizim bilgimize gelmeyen başka örnekler de var. Dolayısıyla bunu kökünden halletmek gerekir. İngiliz döneminde böyle mezarlıklar vardı. Yani kimsesizlerin veya bu şekilde biz ada ülkesiyiz. Dolayısıyla bu tip üzücü olaylarla karşılaşma şansımız yüksektir. Ve önümüzdeki süreçte de belli ki bu tip olaylar olabilecek durumdadır. Onun için hükümetin bana göre çok hızlı bir şekilde bu yönde bir tedbir alması lazım. Ve aynı sıkıntıları çekmemesi adına diye düşünüyorum. Şimdi sağlık politikalarına geçeceğim ama hükümetin tedbir alması dediniz. Hı hı. Şimdi bugün yayına gelirken bir telefon aldım. Seçim yasaklarına dakikalar kala görevden alınan müdürler var. Hı hı. Eskiden müşavir pozisyonunda olanlar için bir sıkıntı yok ama müdür pozisyonda olan isimlerin maaş alamama tehlikesi varmış. Öyle. Niye? Tabii. Çünkü yeni yasaya göre müşavir değiller. Bir yerde çalışmıyorlar. Hükümet bir yere bunları göndermedi. Böyle alelacele işte günü kurtarmak, politika yapmak adına. Yani 100 gün oldu herhalde. Yüzü geçti. Gerçekten üzülüyorum. Neye üzülüyorum Alihan? Tabii bu beceriksizliğin, bu bir şekilde plansız ve programsız hareketin acısını çeken halkımız. Yani şu anda gidin, ben yani çok yoğun bir şekilde geziyorum. İnanın insanların ağzını bıçak açmıyor. Nereye gitseniz büyük bir moral bozukluğu, büyük bir hayal kırıklığı, ne olacağı belli olmayan bir önümüzdeki süreç. Döviz aldı başını gidiyor, tedbirler yeterli değil. Galeriler tamamen durmuş. Şimdi müteahhitler çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Dövizle borçlanan insanlarımız, bir hesap bir kitap geçenlerde bir aileyle karşılaştım. Belli bir miktarını ödemelerine rağmen oturdukları evde, Lapta'da daha fazla ödeme imkanları olmadığı için oturdukları evi ve %50-60'ını da ödedikleri evi şu anda satışa koydular. Ve bir hesap yapıyorlar. Bunu satarsak alacağımız parayla İngiltere'de yeniden bir hayat kuralım vesaire. Yani adayı terk etme. Bunlar çok sevdiğimiz insanlar. Yani özet olarak tam bir kaotik durum içerisindeyiz. Plan, şey yok. Yani bir ışık yok. Yani kaotik umut, durum olabilir. Umut yani, görünmüyor. İşte kaotik durum sıkıntı. Olabilir. Evet. Olmaz değil. Mesela hükümet işte biz günlerce yazdık. Ya döviz artıyor, bir şeyler alın. Bir tedbirler alın dedik. Evet. Tamam, bir takım tedbirler aldılar. İşte dövize sıkıntı, sınırlamalar getirdiler falan filan. Ama yani bir şey yaparken
uzmanlarına soracaksınız. Eğer bilmiyorsanız, mesela ben televizyonculukla ilgili bir şey yapacaksam, bilmediğim konularda sorarım. Veya sağlıkla ilgili bir şey varsa, yazacaksam, arar Faiz Tuğcuoğlu'ndan bilgi alırım. Şimdi adam kredi çekemiyor TL yüzünden, sınırlama geldi. Ama adam ihracatçı, ham maddeyi dövizle alıyor. Nasıl olacak bu iş? Türkiye'den dövizle buraya ham madde geliyor. Evet, yani çözülemedi. Bir sürü yeni karmaşık şey çıktı. Kaotik ortam çıktı. Kesinlikle öyle. Ve dediğim gibi geç kalınıyor. Bazı tedbirler alınıyor, çok geç alınıyor. Yani artık yani şöyle, ateş küçükken söndürmek kolaydır ama bacağı sardığı anda onu söndürmek imkansızdır veya çok zor. Şu anda biz çok küçükken belki de daha basit adımlarla alabileceğimiz birçok tedbir olmasına rağmen hep gecikildi. 10 madde dendi. Hala da 10 maddenin ne olduğu, neler yapıldığı tam şey değil. Resmi gazetede çıkmadı uzun bir süre. Böyle bir şey, yani kimin ne yaptığı, ne hedeflediği belli olmayan. Aynı şey gibi. Vatandaşlıkta gerçekten, olduğu gibi. Evet. Yani orada da biliyorsunuz belli bir miktar çıkarıldı. Daha sonra oturuldu bir gece önce açıklamadan. Başka garibanlar çıkarıldı. Onların yerine diğerleri kondu. Böyle bir allak bullak. Yani şimdi biraz önce dediğiniz gibi son dakika belli kişilerin, müdürlerin görevlerine son verilmesi. Bu insanların maaşları ne olacak? Maaş alamayacaklar. Bunlar aile sahibi insanlar, belki borcu olan insanlar, çocuk okudan insanlar. Yani ben kurulurken bu hükümet acemiler mangası, kaybedenler kulübü diye iki şey kullanmıştım. Gerçekten çok üzülerek görüyorum ki bu söylediklerimiz maalesef bu geçen 3-3,5 aylık süre içerisinde sanki teyit ediliyor. Yani mesela bugün meclis gene nisap yoktu. Ona alıştık. Saatinde ona başlamadı. Alıştık. 11.30'dan önce meclis açılmıyor. Ona alıştık artık. Ve açılmada nasıl oluyor? Gidip yeniden Doğuş Partisi'ndeki vekil arkadaşları 1001 yalvarma, yani 1001 efendim işte biz bu yasanın bugün görüşülmesini istemiyoruz. Tamam, bunu çıkaralım o zaman. Da gelin bize destek şey yapın, nisap sağlayın. Yani tam anlamıyla başlamadan bitmiş. Hani CTP'ye bir şey demeyeceğim. CTP yani, zaten eskiden de böyleydi ama yazık. Halkın Partisi, Kudret Özdar, o Facebook'larda neler yazdıydı. Onlara girmek istemiyorum. Artık gerçi bir şey yazmıyor artık Facebook'ta çünkü baktık ki geri dönüyor. Alihan, ben hep şunu söyledim. Muhalefetteyken söyleyeceğin her şeyin ileride iktidara geldiğinde senin arkandan seni takip edeceğini bilmen lazım. İşte bunlar tabii ki tecrübesizliklerdir. İleride tahmin ederim bu tip şeyleri artık böyle tecrübesizlikleri yaşamayacaklar. Çünkü iktidar muhalefetteyken konuşmak çok kolaydır. Hatta yapamayacağın, ulaşamayacağın iddialarda bulunmak da çok kolaydır. Ama şunu da bilmen gerekir ki hasbelkader veya şöyle veya böyle iktidara da gelebileceksin ileriki süreçte. Dolayısıyla bu söylediklerini senin önüne getirirler ve korlar ve sana hesap sorarlar. Onun için bunlar tabii tecrübesizlik. Ben bir kötü niyet görmüyorum. Tecrübesizlik diyorum ama beni ondan ziyade bu süreç çok üzüyor. Yani önümüzdeki ve bu 100 günlük, 110 günlük performans hükümetin beni çok üzüyor. Yani halk çok ciddi bir ekonomik sıkıntıya girmiş durumdadır. Her sektör durağanlık yaşıyor şu anda. Hatta bazılarında direkt geriye gidiş söz konusu. Tamam da bunun yani şimdi siz hükümetseniz ya çare üreteceksiniz ya da diyeceksiniz ki biz yapamadık. Başka çaresi yok bunun. Ha, yapabilecek olan varsa gelir, yapamayacak olan varsa erken seçime gidilir. Ve bu halk gereğini başka şekilde kararlarla ortaya koyar. Dolayısıyla bilmiyorum yani gerçekten halk ciddi boyutta bir karamsarlık içerisinde, ciddi boyutta bir geçim derdine düşmüş durumdadır ve göreceksiniz. Önümüzdeki aylarda bu çok daha şiddetli bir şekilde hissedilecek. Yani ya elektrik zamları. Seçimden akaryakıt, sonra diyorum yani artık tabii, diyorum halk ayaklanır diyorum. Bilmiyorum ama. Yani, çünkü herkesin beklediği bir şey var. Ama hani bak şeye bak yani şunu da söyleyeyim. Sendikalara hayret ediyorum ya. Hiçbir ortalıkta yok. Hiçbir yok ortalıkta. Yani olamaz böyle bir şey. Yani böyle bir bu kadar halkın ezildiği, halkın yok edildiği, ekonominin dibe vurduğu bir dönemde bir sendikada çıkıp ciddi bir açıklama veya ciddi bir hareket yapmıyor. Yani bu da esasında sendikacılığın hangi noktaya geldiğini de bir göstergesi diye düşünüyorum. Şimdi üzücü geçen, bir şey. Geçen hafta sonu ben şey yazdım, zam gelecek dedim okkalı. Hmm. Hükümette herhalde biz yazdık diye şey yaptı,
zammı geri aldı. Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılayacakmış. Evet. Ama petrol artışı devam ediyor. Yani bu zam kaçınılmaz bir zam. Dolayısıyla bu sefer orada fire verecek. Yani o karşıladığı parayı bir şekilde bir yerden telafi etmesi gerekecek. Zaten bildiğim kadarıyla bu şeyde kullanılmadı galiba. Bütçede kullanılamıyor şu anda. 173 milyon. Evet, duruyor da imzalanmıyor. İmzalanmamış duruyor. Evet. İlk defa hükümet bu ay sonu maaş ödeyebilmek için 70 milyon iç borçlanma. Evet. Hükümet Kıpte'ye de borcunu ödeyemediği için Kıpte'de 30 milyon borçlanmaya gidiyor. Tabii bunların faizi olacak. Çünkü iç borçlanmadır bunlar. Dolayısıyla zaten dövizden dolayı, zaten bu ekonomik sıkıntıdan dolayı bütçeler sıkıntılı. Bu bütçeyle 2018 yılı tamamlanamayacak, çok net. Bir de bu şimdi faizler çıkacak. Yani bu 70 milyonun faizi ne kadar? Bu 30 milyonun faizi ne kadar? Bunlar bütçeye ekstra yük. Dolu oldu lefkede, Tarım Bakanı diyor doluyu ödeyeceklermiş. E nereden ödeyecek? Hangi parayla ödeyeceksin? Hangi kalemden ödeyeceksin? Şeyi de ödeyecekti. Yani sana söylemişti. Tabii geçen hafta ben konu buydu benim mecliste. Çok hızlı bir şekilde bu ödemeleri yapacağız dendi ama hayvancı hala daha perişan bir vaziyette bekliyor. Ödeyebilecek mi? Ve satıyor. Hayvanlarını satıyor. Aynen öyle. Zor. Yani şimdi şöyle bak. Türkiye'nin sıkıştığı zaman başvuracağı Dünya Bankası var. IMF var ve Varolu var. Bizim şu andaki konumumuz itibariyle sıkışıklık durumunda başvuracağımız tek bir adres var. Türkiye Cumhuriyeti. İşte benim diğer bir üzüntü kaynağım bu. Yani siz aldığınız tedbirleri ve bunun karşılığında ek katkı bütçeye şeklindeki bir öngörüyü veyahut da bir plan ve programı ortaya koyamıyorsunuz. Türkiye ile bu konuda ciddi bir iletişime geçemiyorsunuz. Yani burada siz bizim şu anda IMF'miz veya Dünya Bankamız adını ne koyarsanız doyun. Türkiye'de, Başbakan çıktı dedi ki TL'den başka para birimine geçiyoruz dedi. Yani Türkiye'de herhalde bir müddet imzalamaz. Tamam işte onu söylüyorum. Yani bunlar hep tecrübesizlik, acelecilik, bir şekilde konuşulmaması gereken, bak yapılması belki masaya yatırılır, bu tartışılır da ama bunu basınla paylaşıp arkasından bunun Türkiye basınında farklı şekilde değerlendirmesine sebep olmak ve sonuç olarak da o istenilen yumuşak şeyi iletişimi sağlama konusundaki sıkıntı maalesef hükümeti şu anda bu duruma getirdi. Peki, sağlığı konuşacağım. Bilelim, tabii. Mesajlar geliyor sağlıkla ilgili konuşacağım tabii. Ama birazcık Sayın Sucuoğlu bulmuşken ülkenin genel gündemine de bakmak istedim. Mesajlar da var. Hemen onlara da bir bakalım. Çünkü çok birikiyor, sonra okuyamıyoruz. Evet. Muhittin Özsağlam başarılar demiş. Bora Camkıran başarılar diyor. Eriş Şoban hayırlı programlar diliyorum. Vadili'den başkanıma selamlar demiş. Biz de Vadili'ye selam gönderelim. Yalçın Koçyiğit selamlarını iletiyor. Çiğdem Aydın, ah Çiğdem ah. Görüşeceğiz seninle sevgili Çiğdem. Başarılar diliyor. Sağ Özgün Öztemel, merhaba Alihan Bey, Sayın Sucuoğlu'na merhabalar. Sağlık Bakanı'nın sağlıktaki hedefini anlatmakta zorlanıyorum. Lütfen siz anladıysanız bana anlatabilirsiniz demiş Özgün Öztemel. Soralım Sayın Bakan'a, ben de çok bir şey anlayamadım ama. Yasemin Yelp başarılar diliyor. Cumartesi günü acemi siyasetçi Kudret Beş boş atar tweetinde UBP hükümetle kurmayacağız diye tweet atmış. Sanki de Ulusal Birlik Partisi kendisini bekliyor da hükümet kurmak için buyursunlar devam etsinler demiş. Salih Gökpınar selamlarını iletiyor. İlker Erden aldığım istihbaratlara göre Halkın Partili önüne gelen bir grup partili 24 Haziran seçimleri sonrası istifa edeceklermiş. Gerek yok, etmesinler. Niye çekler ki? Sendikalar konusu işler acısı. Birçok sendikaya uymaya devam ediyor diyor bir izleyenimiz. Sami Yedi Yıldız selamlar gönderiyor. Mustafa Kırılmaz diyor ki devletin devamlılığı vardır diyorlar. Ancak Sayın Faiz Sucuoğlu'nun Sağlık Bakanı olduğu dönemde plan program ve projelendirme aşamasını yaşayan projelendiren hastaneler niye rafa kaldırıldı? Halkın bu kayıplarının hesabını kim verecek? Sağlık halkın en önemli unsuru olmasına rağmen yeni hükümet neden buna ilgi göstermiyor? Saygılarımla Mustafa Kırılmaz şeklinde gelen SMS'ler bir kısmını okumuş oldum. Son SMS'ten başlayalım. Biz de yazdık.
Sayın Bakan açıklamayı yapıyor. Hayır diyor. Türkiye'yle diyor biz diyor görüştük diyor. Protokoller devam ediyor diyor. Hastaneler devam edecek diyor. Nedir bu işin doğrusu Sayın Sucuoğlu? Şu anda sizin hükümet döneminizde, sizin Sağlık Bakanlığı döneminizde Türkiye Cumhuriyeti ile Sayın Sağlık Bakanı'ydı, şimdi Kıbrıs'ta sorumlu bakan da oldu Sayın Recep Akta. Evet. Protokoller imzalandı, heyet geldi, inceleme yapıldı, yer bulundu, hastanenin şekli bulundu değil mi? Bütçesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından ayrıldı. Ne oldu yani niye başlamıyor, niye temel atılmıyor mesela bu hafta? Temel atma töreni, gerçi seçim hesabı var ama niye atılmadı mesela? Şimdi tabii bizim büyük bir idealimizdi bu. Ve hükümetimiz döneminde de gerçekten çok büyük bir efor sarf ettik. Türkiye'deki muhataplarımızı özellikle Kuzey Kıbrıs'taki hastanelerin altyapı anlamında miadını doldurduğunu ve yeni hastanelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlığı için altyapı anlamında çok gerekli olduğunu gittiğimiz ilk ziyaretimizde elimizdeki belgelerle birlikte kendilerini ifade ettik. Birinci ziyarette doğrusu o şeyi bulamadık. O sıcaklığı bulamadık bu anlamda. İkincisinde ısrarla olayın üzerine gittiğimizde biraz yumuşama ve biraz daha farklı değerlendirme olduğunu gördük. Üçüncü, dördüncü ve beşincide artık öyle bir duruma geldik ki Türkiye ekibi ve Türkiye heyeti ve Türkiye'deki muhatap bakanlarımız bizim önümüzde koşmaya başladı. Böyle bir heyecan, böyle bir şey. Ve biz protokol çerçeve anlaşmasının hazırlanacağı dönemde erken seçim kararı alındı, erken seçim yapıldı 7 Ocak'ta ve daha sonra hükümet biliyorsunuz değişti. Benim sormak istediğim sadece bir soru var. Eğer bu soruya doğru bir cevap verirsek, zaten verilirse daha doğrusu, çoğu şeyin de adı konmuş olur. Neden 1,5-2 aydır kendilerine yollanan, zannederim sizin şeyde de gazetede de çıktı, gazetede. Zannederim başka yerlerde de çıktı. Bu protokolün, bu çerçeve protokolünün değerlendirilmede yavaş kalındığı, neden Türkiye'ye bu konuda bir cevap verilmediği, neden Başbakan Yardımcısının bundan haberi olmadığı. Yani bunlar çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bir ülkenin sağlık alanındaki belki de kaderini değiştirecek en büyük adımlardan bir tanesidir. Bu hastaneler projesi ve bu bir zincir. Sadece Burhan Nalbantoğlu'nun yerine yapılacak olan değil. Aynı zamanda Karpaz, aynı zamanda Güzelyurt, aynı zamanda Cengiz Topel ve açıkçası Girne. Bakın altını çiziyorum. Girne. Bunu biz muhalefette olmamıza rağmen bu yöndeki isteği görüyoruz Türkiye'den. Girne'ye de yapılması lazım. Neden? Çünkü Girne'deki nüfusu artık o küçücük hastane taşıması mümkün değildir. Bakın mümkün değildir. Ama bir yerde bir kopukluk var. Bu kesin. Yani ben eğer 1,5-2 ay önce zarfla yolluyorsam ve diyorsam ki bu çerçeve protokolünü değerlendir, görüşlerini bana yaz, yazılı olarak yolla ve ben de sana bu konuda davet edeyim, ben geleyim ve ortak paydada bir şekilde bu protokolü bitirelim, imzalayalım, ihaleye çıkalım ve bir an evvel hastaneyi başlatalım. Şimdi burada bu 1,5-2 aydır neden bekletiliyor? Daha da önemlisi, siz Türkiye'de 24 Haziran'da bir seçime doğru gidildiğini 1-1,5 ay önce duydunuz, gördünüz. Neden hala daha bu konuda bir adım atılmıyor? Neden gecikildi? Çünkü şu anda artık seçim satındadır. Atsanız da, bakın altını çiziyorum, atsanız da yeni gelecek hükümetin, yeni gelecek bakanın değerlendirmesi gerekecektir bunu. Yani bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve Kuzey Kıbrıs devletine çok ciddi bir zaman kaybı ve bu hastanelerin yapımı anlamında da ciddi bir tehlike ortaya koyuyor. Çünkü öyle bir duruma, öyle bir zamanlamaya girdik ki şu anda siz artık protokolü imzalasanız, kabul etseniz bile artık yeni gelecek olan hükümetin bunu değerlendirmesi gerekecek. Ve bu da zannederim belli bir süre daha alacak eğer her şey olumlu gider ise. Dolayısıyla bunu keşke
iki ay önce bu protokol geldiği zaman çok hızlı bir şekilde, belki bir hafta içerisinde bütün işleri bırakarak 10 gün içerisinde oturup görüşünüz varsa karşı görüşünüzü ortaya koyup bu konuda bir anlaşma zemini hazırlayıp protokolü imzalamak olmalıydı. Ama gördüğüm kadarıyla tren sanki kaçırıldı gibi görünüyor. İnşallah yanılırım. İnşallah bu bir aylık süre içerisinde bu protokol imzalanır ve Türkiye muhatabı tarafından da, yani bakanlık tarafından da imzalanır ki yeni gelen ekip devlet devamlılığı anlamında bunu alır ve devam ettirir. Çünkü eğer böyle bir anlaşma, böyle bir imza olmazsa bu önümüzdeki hükümetin tekrardan değerlendirmeye tabi tutacağı bir konu olacağından hiçbir kuşkum yok. Sıkıntımız bu. Şimdi Sayın Bakan diyor ki Güzel Yurt Hastanesi için diyor ihaleye çıktık diyor. Evet. Lefkoşa için niçin bir şey açıklanmıyor? Yani işte onu söylüyorum. Lefkoşa çünkü... Nedir yani şimdi adam yani Güzel Yurt için ihaleye çıkıldıysa Lefkoşa için tabii şimdi çıkılsın. Bir şey söyleyeyim. Güzel Yurt için de ihaleye nasıl çıkıldı? Onu birlikte göreceğiz. Hele bir ihaleye çıkılsın. Ne kadarlık bir şey kondu, mali bütçe ortaya kondu. Çünkü bunun belli bir şeyi var. Yani bizim hedeflediğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de o dönemde yapmış olduğumuz görüşmelerde hedeflediği ikinci etapta bitirmekti. Yani birinci etapta karkas, ikinci etapta da bunu bitirmekti. Bu yeni bütçeyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2018 bütçesiyle birlikte. Ama bunlar hepsi dediğim gibi kaldı. Şimdi bildiğim kadarıyla yerel gelirlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Acaba sadece bir tuğla ve sıva ihalesine mi çıkacaklar? Yoksa gerçekten hastanenin tamamen bitişine kadar gidecek bir ihale mi olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. Şu anda bende öyle bir bilgi olmadığı için bu iddiada bulunmak istemiyorum. Ama yakında bunu da yine burada birlikte tartışacağız. İzlediniz mi geçen hafta Sayın Besim'in toplantısını? İzledim. Duydum, bazı şeyleri duydum. Evet. Ben size söyleyeyim. Yani tabii. Hem sizin döneminizi anlattı hem de sizden sonraki süreci anlattı. Sizin süreçle ilgili, yani sizin görevde olduğunuz süreçle ilgili geçmeyen bir bütçesi vardı. Müdürü emekli bir ilaç eczacılık dairesi vardı. Hala daha, bir dakika ben de hemen cevap vereyim. Hala daha o müdür devam ediyor. Eğer o müdür olmasa zaten şu anda bir paket ilaç dahi bulamayacaklar. Ama eleştirdi yani sizi bu konuda. Hala daha o müdür hala devam ediyor. Hala da aynı müdür devam ediyor. Değiştiremedi. Tabii. Şimdi seçim yasağı da var, zaten değiştiremez. Evet. İki ay daha devam edecek. Hayır yani. Bir müdür atama durumu oldu, geri çektiler. Duyduğum kadarıyla. Şu anda aynı müdürle devam. Yani aynı müdürle değil. Aynı müdür rica üzerine orada. Çünkü şeyi bitti, emekli oldu. Emekli oldu. Tabii. Sizi eleştirdi çünkü bu konuda. Yok, bizim dönemimizde daha emekli şeyi yoktu. Öyle izni kullanıyordu. Müdürü yanlış. Emekli bir ilaç eczacılık dairesi müdürü var dedi. Şu anda da aynısı aynı devam ediyor. Devam 100. ediyor. 100. günde aynısı devam aynı ediyor. Aynı devam ediyor. 100 artı. Müdürü olmayan, yanmış, dağılmış, moralleri bozuk bir devlet laboratuvarı dedi. Doğrudur. Doğrudur. Orada da iki şey düzeltme gereği duyuyorum. Bir alınacak olan bazı aletler var. Şu anda devlet laboratuvarının olduğu bina, veteriner dairesine bağlı olan binada hiçbir boş oda yoktur. Bir kere bu alınacak olan 2 milyon, 3 milyon, 4 milyonluk aletler nereye konacak? Hangi personel, hangi binada çalışılacak? Bunun da tabii ki önümüzdeki süreçte büyük bir ihtimalle açıklaması gelecek. Yani bazı ihalelere çıkıldı şimdi. Fakat yer yok. Yani bu aletler geldiği zaman nereye koyacaksınız? Bir kere tabii yüzeysel bilgi varsa tabii bazı şeyler çok kolay gibi gelir. Bir kere bu aletlerin yerleştirilmesi ve taşınılması, ki biz çoğunu değil, oradakilerin hepsini biz yanan bölümden taşıdık. Bunların havalandırılmaları, bunların özel nemlenme standartları, bunların hepsinin de bu arada aletlerin konmasıyla birlikte, oraya yerleştirilmesiyle birlikte bu yan olaylarının da, yani havalandırmadır, işte dediğim gibi belli bir ısıda tutmadır, hep bunların da ekstra yapılması gerekirdi ve bunlar o süreç içerisinde yapıldı. Şimdi veteriner dairesinde kullandığımız akıllı binanın bize o dönem verilen bilgi, yer yoktur. Peki yeri olmayan bir yere siz milyonlarca lira değerindeki aletleri nereye monte edeceksiniz? Nasıl çalışacak? O tabii ki bir soru işareti. Diğer bir konu, hala daha aynı şeyleri nakarat şeklinde söylüyor Sayın Bakan. Ben de buradan, bakın, ilk defa sizin programınızdan söylüyorum ve soruşturma talep ediyorum. Sigortayla ilgili
yapılan sigortanın bizim sayın, bizden önceki dönemde hala daha karıştırıyorlar. Zannediyorlar ki bizim şimdi dönemimizde. Sayın, ben onu soracaktım şimdi sayın. CTP Filiz döneminde Mesin, yapılmış. Filiz Mesin dedi ki evet. Biz de bu konuyu soruşturuyoruz evet. Dedi. Tamam. Önceki dönem yapıldı dedi. Ben de diyorum ki işte belge burada. Bakın belge burada yapılan anlaşma da burada. 40 kusur milyon değerindeki binayı daha doğrusu içeriği 21 milyon üzerinden ihaleye koydular. İmza o dönemin yani bahsettiğim Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti öncesi dönemin Cumhuriyetçi Türk Partili müdürünün ve tabii ki sorumluluk da o dönemin bakanının. Ben de diyorum ki, bilmiyorum. Ben de diyorum ki evet soruşturma yapılsın. İşte şey de buradadır. Hadi bakalım. Bir soruşturma yapın. Bakalım ak koyun kara koyun belli olsun. Bakın burada okuyorum size. Yangınla ilgili şeyler var. Sigorta türleri var. Dumana karşı sigorta yok. Yapılmamış. Sıfır. Yani esas zararı veren bazı makinelere o duman ve dumanın içinden çıkıp gidip yerleşen küçük zerrecikler onunla ilgili herhangi bir şey yok. Sadece yangın diyor, şey diyor, dahili su diyor. Yani su basımı ve hırsızlık. Tamam işte soruşturun bunu. Bunu soruşturun. Bakın Sayın Bakan geldiği ilk günlerde söylediği tek şey vardı. Ben bunun hesabını soracağım. Ben bunu en kısa sürede bitireceğim. Şu anda 100 kusur gün geçti. Bildiğim ve duyduğum eğer doğruysa mahkemeleştiler. Yani bu iş belki de bir sene daha gidecek. Yani söylemek istediğim acele konuşmamak lazım. Bazı şeyleri etüt edip okuyup öyle iddialarda bulunmak lazım. Ben işte burada gösteriyorum. Evrak bu. İmza, tarih, her şey belli. Evet, soruşturma açılsın kardeşim. Bu yapılan yanlış bir şeydir. Ve şu anda devlet zarara uğratılmıştır. Soruşturma eğer bu hükümet bu kadar iddia ediyor ya, işte yanlış devleti zarara uğratan olaylarda ben soruşturma açacağım. Hadi bakalım işte açın soruşturmayı. Çünkü açacak. Sigorta diyor ki yani, ben ödemiyorum çünkü sen diyor dumana ve şeye karşı yapmadın. Senin diyor aletlerinin büyük bir kısmı dumandan gitti. Ve şu anda yanılmıyorsam mahkeme aşamasına gidiyor. Bu da işte ben bunu 15 günde bitireceğim göreceksiniz. Bir ayda bitireceğim. Binayı da en kısa zamanda yapacağım. İddialarının ne kadar havada kaldığının da en büyük delillerinden bir tanesi. 100 kusur gün geçti. Bir 100 gün daha bekleyeceğiz. Yine geleceğim ve diyeceğim ki size gene hiçbir şey olmadı. Bir 100 gün daha geçecek gene bir şey olmadı. Ben o kadar geçeceğini tahmin ettim. O da ayrı bir hikaye. Evet. Onun için bu yani bu devlet... Ha, şunu da söyleyeyim. Devlet laboratuvarında çalışan arkadaşlarımızın yine kendilerinin temsil ettiği partili bakanlar tarafından ve yetkililer tarafından kanser mi dediler, hasta mı oldunuz, ölecek misiniz, aklınıza gelen her türlü iddia atıldı o dönem ortaya. Efendim radyasyona maruz kaldılar, bunu da ortaya attılar. Radyasyon yok, radyasyon çıktı. Radyasyon bulutları çıktı hayali olarak. Hepsi bu arkadaşlarımızın, hepsi teker teker Ankara'daki bu konuyla ilgili meslek hastanelerinde her türlü tetkik yapılmıştır. Saç telinden tırnaklarına kadar. Allah'a çok şükür olsun hiçbir şey çıkmamıştır ve rahatlamışlardır. Ama o süreçte bu insanları psikolojik olarak depresyona sokan işte biraz önce Sayın Bakan'ın ait olduğu, temsiliyet yaptığı partinin yetkilileriydi. Bunu da burada söylemek istiyorum. Yayın organları da günlerce manşet yaptı. Aynen bu öyle. Haberi. İnsanları perişan ettiler. Şimdi de diyor ki Sayın Bakan geldim diyor. Bir hayli insanlar perişan. Evet çünkü siz yaptınız bunu. Siz derken o parti yani kendisinin temsil ettiği o da parti. Dahil. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Bu konuda soruşturma açılmasını ben sizin programınızda talep ediyorum. İmzayı, kendisi zaten açacağını söyledi. Perşembe günkü basın toplantısında. İmzayı atan ve o dönemin sorumlusular hakkında açılsın. Acaba bu belge yok mu onda? Yok tabii ki. Verin siz. Ben söyledim gel dedim vereyim. Gör da bu yani yanlış bir şey söyleme. Biz ulaştıralım programda vesile olalım. Evet. Biz ulaştıralım. Sayın Besim biz getireceğiz belgeyi size efendim. Ha şey için biz bu şey güzel yapalım. Yurt hastanesi için de benim ona güzel... geleceğim ama eleştirileri bitireyim tabii, Sayın Filiz Besim eleştirini. Diyor ki keyfi dağıtılmış bir hemşire ordusu buldu. Evet söyleyeyim. İki tane Lefkoşa acilde işçi statüsünde çalışan
acilde şeyde 112'de çalışan iki arkadaş Mausa'da emekli olduğu için o dönem bir şey 112 görevlisi oraya verildi. Bir de bakanlıkta özellikle bu borç olayı, diğer hastanelere olan borçların yardım etmesi anlamında Mausa'daki bir hemşire, baş hemşirelerden bir tanesi geçici olarak atandı. Onun dışında tek bir ama şey bakın, yok. Ama bakın diyor ki evet. Keyfi dağıtılmış bir hemşire ordusu. Yani evet. Ordu dediğiniz evet. Zaman. Üç kişi, ikisi dediğim demek gibi. Demek ki orduya bedel bu 112 kişi. Ve biz bunu 2 senede yaptık. 2 senede. Şu anda bu kısa süre içerisinde, 100 gün içerisinde kaç tane hemşirenin nereye tayini çıktığını burada söylemek istemiyorum. Yanlış olur. Ama şu anda bizim sayımızı kat kat geçmişlerdir. 100 günün içerisinde biz 2 yılda aşağı yukarı yaptığımız toplam 3. Ama orduya bedel. İşte 3 tane orduya bedel. Peki. Evet. Şimdi bu güzel Güzelurt Hastanesi'nin evet. Projesi tamamlanmamış. Yerine evet. Uydurulmuş, mimarisi bulunmamış. Evet. Bütçesi ayrılmamış. Evet. Protokolü, şartnamesi, mimari projeleri ve bütçesi hazır olmayacak. Sanki seçim döneminde her şey hazırmış gibi lanse edildi. Böyle 5 tane projeyi karşımda buldum dedi. Bir kere Sayın Bakan'a defalarca söylememe rağmen herhalde kendimi ifade edemedim. Bunları Güzelyurt'ta dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kendisi finanse edecekti. Anlatamadığımız o. Yani veya istemedikleri için anlamakta sıkıntı çektikleri konu bu. Bunlar büyük hastaneyle birlikte bir zincir şeklinde Karpas Hastanesi, efendim Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt 2. etabın birlikte gideceği bir finansmandı bu. Fakat dediğim gibi işte bu protokolün de 2 yıldır bekletilmesi nedeniyle, 2 aydır bekletilmesi nedeniyle bu konuda rafa kaldırıldı ve şimdi yerel katkılarla bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Onu göreceğiz. Yalnız Güzelyurt Hastanesi 2. etabını Sağlık Bakanlığı yapmadı. Planlama ve İnşaat Dairesi yaptı. Yani burada, onlar çıktı. Tabii canım ve burada doğrudur Mausa Hastanesi'nin bir örneği alındı. Ve burada bunu denetleyenler de devletin yani Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesi müdürleriydi. Sağlık Bakanlığı'yla bir alakası yakından ve uzaktan yoktu. Biz bunların hepsini 2. etabı ve diğerlerinin 1. etabını bu torbanın içerisine koyduğumuz için gelen ekiplere rica ettik. Dedik ki Cengiz Topel'i gezeceksiniz, şeye gideceksiniz, Mehmetçiğe, Pamuklu'ya gideceksiniz. Efendim Beretenin arkasındaki bölgeye gideceksiniz. Bir de lütfen Güzelyurt'a gidin. Zaten dediler Sayın Bakanım oraya da gideceğiz. Ve oraya gittikleri zaman buldukları yani bu arkadaşlar yeni ekip bulmadı bunu. Bunlar şeyin Türkiye'den gelen bizim dönemimizde gelen ekip dedi ki mimari tasarımda 2010 Türkiye Cumhuriyeti yapı standartları tüzüğüne göre yetersizlik tespit edilmiştir. Bunları dedi biz size ne olduğunu şey yapacağız, göstereceğiz. Bunlar yapılsın ki esas şey hava sirkülasyonunu sağlayacak sistemdi. Bunları biz size bir şekilde katkı sağlayacağız. Hatta bazı hastanelerin mimar ve mühendisleri Ankara'ya çağrıldı. Alihan, yani bak işin hangi aşamaya geldiğini söylemek istiyorum. Ankara'ya çağrıldı. Örneğin Cengiz Topel'in mimar ve mühendisi Ankara'ya çağrıldı. Ve o konuda kendilerine o hastaneyle ilgili bu 2010 Türkiye Cumhuriyeti yapı standartları tüzüğüne uygunluğu açısından katkı verildi. Aynı şekilde Güzelyurt Hastanesi. Güzelyurt Hastanesi'ni biz seçim yasakları girdiği için ve müteahhit de aralığın sonunda zaten öyleydi anlaşmamız teslim ettiği için tabii biz orada fazla bir şey yapamadık orada durduttuk. Ama proje 2. etap proje planlama ve inşaatta devam ediyordu zaten. Ve sadece eksik kalan ki bunu da defalarca söylememize rağmen aynen nakarat devam ediyor. Elektrik bölümü elektrik şeyinde şubesinde sorumlu olan arkadaş emekli olduğu için elektrik tesisatının şeyinde çiziminde ve hesaplanmasında gecikme oldu. Ve daha sonra bizden sonra gelen arkadaşlar bu konuda hizmet alımına gittiler ve onu da bitirdiler. Yani efendim işte hiçbir şey bulmadım, hiçbir şey. Bir kere önünde bir şey bulamayacaksın tabii ki. Gidip mimar ve mühendisler odasına bir sesleneceksin. Diyeceksin arkadaşlar ne yaptınız ya bir getirin yani nedir ne değil bir görelim.
masanın önünde tabii ki bir şey, üstünde tabii ki bir şey olmaz. Biz çünkü ayrıldığımızda bunlar hepsi, bu projeler bitmiş veya bitmek üzereydi. Yani mimar ve mühendisler odasında idi bunların bütün projesi, planı, programı. Çünkü Maliye Bakanlığı'yla bizim telkinimizle bu konuda mimar ve mühendisler odasıyla protokol yapıldı. Ve bu protokol çerçevesinde yaptık biz bütün bu projeleri süratli bir şekilde. Ama tekrar söylüyorum, bunu Sağlık Bakanlığı değil, bunu mimar ve mühendisler ve biraz önce dediğim gibi ulaştırmada, Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesi, özellikle Güzel Yurt Hastanesi üzerinde çalışmıştır. Ve denetlemelerini de hastanenin inşaatı sırasında sürekli belli aralıklarla denetimini de yapan yine planlama ve inşaatın sorumlu müdürleriydi, sorumlu kişileriydi. Devam edelim, aynı evet. yerden devam edelim. Otomasyon sistemi diyor, otomasyon 6 aydır sistemi diyor, imzalanmamıştı diyor. %85 bitirilmiş, bizden önce biz %45-50 ile bulduk. Bakın bizden önceki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz aldık bunu %85-90'lara çıkardık. Şu an 95'miş. Tamam, %5-10'da onlar ekledi. Ama esas sıkıntılı ve şeyleri de aldık. Gerekli olan tüm alet ve gereçler şu anda E-Devlet'tedir. Hepsini aldık ve oraya yolladık. Ve en büyük sıkıntı şu anda şeyin, fiber optiğin merkezi, merkezden perifere götürülmesi. Bizim dönemimizde de buydu esas sıkıntı. Hala da o sıkıntı devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bir finans şeyi bulunur ve onu da tamamlarlar. İstatistik birimi kurulmuş yeni. Bu son derece önemli. Aslında güzel bir şey. Güzel bir şey. Şunu söyleyeyim. Bunu tebrik etmek lazım. Şunu söyleyeyim. Yani öyle bir gene şey çizilmiş ki sanki hiçbir istatistik hastanelerden gelmiyordu. Ben çıkarayım şimdi göstereyim size. Burhan Nalbantoğlu'ndan ve diğer hastanelerden aylık olarak hatta haftalık olarak bize istatistikler geliyordu. Kaç kişi ameliyat edildi, kaç kişi, kaç hasta bakıldı, polikliniklerde kaç hasta bakıldı, kaç ameliyat yapıldı, kaç eks vaka vardır, kaç efendim şu vardır, bu vardır, bunlar hep bize geliyordu. Ama bir birim olarak doğrudur, bir birim olarak istatistik birimi yoktu maalesef. Bunu da esasında biz son 3 ay önce belli üniversitelerle görüşmemize rağmen istediğimiz o şeyi sağlayamadık. Geldi arkadaşlar, Orta Doğu'yla bir galiba bildiğim kadarıyla bir anlaşma yaptılar. İnşallah istatistik birimi dört dörtlük çalışır. Gerçekten önemli. Doğru. Önemli, o güzel bir şey. O hakikaten olması gereken bir şey. İnşallah kısa sürede kurulur, yapılır. Onu alkışlarız. Acil servis bu hafta aslında iki kere gündeme geldi. Hükümet, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı bir karar aldı. Acil servislerde şimdi gideceksiniz acile, doktor karar verecek acil mi değil mi diye, ona göre para ödeyeceksiniz. Nasıl olacak bu iş birazcık? Şimdi Alihan bir kere bak, hata nereden başladı? Hata bu kadar zammın, elektriğe zam, efendim mazota zam, benzine zam, doktor ücretlerine zam. Şimdi oraya geleceğim. Doktor ücretlerini durup dururken 80 liradan 120 liraya, minimum, maksimum da azami de 150 liradan 225 liraya çıkardı. Yani bu şu demektir, en az 120, en çok 225 TL alacak bir doktor muayene ettiği zaman. Şimdi sana ben sorarım, böyle bir durumda hele hele şu anda dövizin bu kadar tavan yaptığı bir ortamda sen hiç gereği olmadan bunu Bakanlar Kurulu'na getiriyorsun. Bazı bakan arkadaşların hiç dikkatini çekmiyor ve bu imza atılıyor. Ve Bakanlar Kurulu'nda bu ateşin içerisine bir benzin de sen döküyorsun. Peki bunun sonucu ne olacak? Bunun sonucu özele giden birçok hasta para itibar, maddi anlamda sıkıntı yaşayacağı için hastaneye gelecek. Yani hastanenin yükünü sen kendi ellerinle daha da artırıyorsun. Yani 120 lira bugün bir muayeneye 120 ve 225 arası verebilecek baba yiğit. İşi o yönden düşünmemiştim. Ben şu yönden düşünmüştüm. Benim karnım ağrıyor, sancılandım. Ona da geleceğim. Şimdi gittim da geleceğim. Acile. O ayrı. Doktor baktı, dedi ki gaz yapmış. Dedi git dedi, öde. Şimdi ona da geleceğim. Bana göre acil bu durum. Karnım ağrıyor. Aynen. Ama doktora göre gaz. Ne olacak şimdi? Şimdi işte ona geliyorum. Yani kriteri... Başta sen devletin yükünü azaltma yönünde tedbir alman gerekirken tam tersi şeyleri, muayene ücretlerini artırmak suretiyle devlete akışı daha da artırdın. Yani insanlara dedin ki kardeşim paran yoksa devlete git. Eskiden oradan buradan biraz idare eden
vatandaş özele giderdi. Şimdi sen şeyde asgaride 40 lira, azamide 75 Türk lirası artırmış durumdasın. Dolayısıyla ne oldu? Yük daha da arttı. Gelelim acile. Acile geldin biraz önce dediğin gibi. Şimdi bir kere acilde bu ayrımı kim yapacak? Hangi doktor yapacak veya kaç tane doktorun var ki önce muayene edecek? Diyecek ki sana sen acil değilsin, poliklinik hastasısın. Hadi bakalım ver parayı. Yani bir kere öyle bir doktor sayın yok ki senin. Bu ayrımı zaten yapabilecek doktor sayın varsa bu hastalara zaten bakacak durumdasın demektir. Yani muayene edip sen acilsin, sen değilsin bunu söyleyecek olan doktordur. İçeride olan iki tane, üç tane can böyle olağanüstü çalışan arkadaşların böyle bir şeye vakti yok zaten. Peki başka bir doktor veya doktor grubu bulabilecek misin? Bu gelen acile hastaları poliklinik soğuk vaka veya acil vaka ayrımını yapsın? Yoktur. Peki yaptı farz edelim. Sen zaten muayenesini yapıyorsun. Diyorsun ki tamam kardeşim başın ağrıyor, acil değildir. Yazacaksın o zaman, yollayacaksın. Yani bir dakika bana bakmayacak mı orada şimdi? Efendim? Peş bir gittim acileye. Tamam. Karnım ağrır. Tamam ya. Karnım ağrır. Evet. Şu anda buradan çıktım ve gittim acile. Evet. Karnım ağrır ya. Ve gaz var karnımda. Evet. Doktor dedi ki bana sen acil değilsin. Evet. Bana bakmayacak mı? Bakmayacak bu durumda. Bu durumda bakmayacak. Ya da parasını vereceksin. Ben niye gittim acile o zaman? Tamam işte. Veya parasını vereceksin. Acil değilsin çünkü. Peki onun kararını kim verecek? Benim karnım ağrır ya. Tamam işte. Canım yanar. Ya tamam işte. Geldiğim nokta o. Peki kim verecek bunun kararını? Şimdi ben orada duracağım, doktorla kavga edeyim. Periferde acil miydi, değil miydi? Evet. Ağrır mıydı, ağlamaz mıydı? Sayın Başbakan bir Bakanlar Kurulu basın toplantısını izliyorum. Diyor ki 17 tane sağlık merkezinin 15'inde dahiliye, kadın doğum, cerrahi ve pratisyen hekim vardır ve hizmet etmektedir. Allah Allah. Nerede var ya? Nerede bu kadar doktor? Yani bizim haberimiz olan 60-70 doktor mu geldi adaya? Nerede bulduk bu doktoru? Hangi doktor? Bizim normal zamanında haftada bir, haftada iki yolladığımız belli sağlık ocaklarına dahiliyeciler, çocukçular vesaire. Yani yeni bir olaymış gibi sanki her sağlık merkezine 4 branşta, ana branşta 24 saat veya normal mesai içerisinde doktor yolluyor musunuz gibi şey ortaya çıkarıyorsunuz. Vatandaş soruyor. Bana o günlerde telefonum kilitlendi. Sayın Bakanım, doktorum şuraya gittik. Bize dediler ki işte şey var, çocuk doktoru var. Çocuk doktoru bugün gelemezmiş, haftada bir gelirmiş şu gün. Hani her gün gelecekti? Veya cerrah dediler, veya kadın doğumcu dediler. Yani kısacası burada da çok ciddi bir yanlış anlaşılma ortaya çıktı. Ve bu tabii ki vatandaşı maalesef sağlıkta mağdur etti. Çünkü her gün var diye gittiler. Bir de baktılar ki yani haftada bir, haftada iki eskisi gibi devam ediyor. Zaten o kadar doktoru bulsak biz tabii öpüp başımıza koyacağız. Bir tane bulduk, Girne'ye götürdük, acilci yaptık. Adamı vatandaş da yaptık. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı, evet. Kıbrıs vatandaşı oldu. Evet. Evi de satın aldı. Adamı vatandaşlıktan attılar. İşte böyle. Yani çok da fazla hani bir şey de söylemek de gerekmez. Deniz Alpay diyor ki, her gelen diyor bir öncekini diyor kötülüyor diyor. Aslında siyasette de bu noktada kötüleme yok diyor. Doğa Alkıçoğlu selamlarını gönderiyor. Zeka Uçar abimiz selamlarını gönderiyor. Değerli bakarım, hizmet elinden geleni gösterdiğini biliyorum. Köyümün sağlık ocağı yenilendi. Hizmette sınır yoktu, insan yanlışı. Bahçeli Köy adına teşekkür ederim demiş. Sağ olsun. Yusuf Soytürk. Selamlarını bu arada bilmiyorum. Gider ayak, yani biz ayrılırken Bahçeli, Mehmetçik ve Akdoğan'da gerçekten çok Bahçeli'yi olduğu gibi yenilendi. Mehmetçik'e çok geniş bir ikinci odayla birlikte bazı ek bir bina yapıldı. Şeyde ise, Akdoğan'da ise eldeki sağlık merkezinin daha büyük bir sağlık merkezini direkt eskiyle beraber bitirdik ve o da büyük bir ihtimalle şu anda hizmet vermeye başlamış olması lazım. Peki. Sadık Gardiyanoğlu selamlarını iletiyor. Teşekkür ederiz. Bugün diyor Sayın Sertoğlu dışında Sayın Akgün, Sayın Bozdağ Töre ve Arif Ulaş'ın da adaylık başvurusunu yaptık diyor. Doğru. Doğrudur. Biz sadece Sayın Sertoğlu söyledik ama onlar da yapılmış. Geçenlerde konuğumuz mu Sayın Gardiyanoğlu dedi ki
En az dedi 5'te 3 yaparım dedi. Siz ne dersiniz eski bir ilçe başkanı? Ulusal Birlik Partisi her zaman iddialıdır. 5'te 3 de olur, 5'te 4 de olur. Zaten Sağlık Başkanlığı iddiaya girdik şimdi ama siz böyle bir iddia... Yani 3 yerde gerçekten iddialıyız. Gerçekten iddialıyız. Dolayısıyla inşallah bu defa Ulusal Birlik Partisi bu başarıyı elde edecek gibi görünüyor. Sadece Lefkoşa değil, genelde de durum ama iyi. Yani i̇şte özellikle Lefkoşa'da, Gönyeli, Lefkoşa, özellikle bu sinekler konusu değirmenlik, inanılmaz değirmenlik, sıkıntı. Alayköy, yani bunlar ciddi bir şey var. Yani ciddi bir destek var bu dediğim dört yerde de. Dolayısıyla inşallah büyük bir başarı Lefkoşa'da elde edilecek. Aynı şekilde diğer ilçelerde de. Peki siz son dönemde çok gezip dolaşıyorsunuz. Evet. Öngörünüz var mı? Yani yerel seçimler sonrası bir hareketlenme olur mu? Bir seçim, bir hükümet değişimi, kurultaylar var. Yani hem UBP'de var, doğru, hem CTP, yani bütün partilerde var. Ben Alihan şeyi tahmin etmiyorum. Çünkü bu dört tane parti birbirine muhtaç. Bu hükümetin bozulması demek ya Ulusal Birlik Partisi ile bir koalisyondur ya da erken seçimdir. Bu dört parti de, bakın altını çiziyorum, bir erken seçime girebilecek en son dört partidir. Kesinlikle hiçbiri, dördü de bir erken seçime gitmek istemiyorlar. Yeni Doğuş gitmek ister mi? Yeni Doğuş gitmek ister. Yeni Doğuş gitmek ister. Bir tek Yeni Doğuş ve Ulusal Birlik Partisi. Geriye kalanların kesinlikle bir erken seçim öngörüsü veya arzusu söz konusu değil. Dolayısıyla bu dörtlü birbirine muhtaçtır. Göreceğin öyle olacak, böyle olacak. Bu belli bir süre daha gidecek diye düşünüyorum. Eğer beklenmedik çok böyle farklı bir durum ortaya çıkmaz ise. Ah, ümit dolu Alihan abicim, Sayın Faiz abim, iki güzel insan, hayırlı yayınlar, iyi sohbetler dilerim, iyi ki varsınız demiş ümit dolu. Rüstem Sucuoğlu size selamlarını iletmiş. Sadık Gardiyanoğlu da diyor ki son olarak Lefkoşa'da bizim diyor en büyük şansımız milletvekillerimiz. Arı gibi çalışıyorlar diyor. Başkan da arı gibi çalışırsa vekiller de çalışır Sadık, tabii. Sadık gerçekten kendini adadı, onu söyleyeyim. Yani böyle bir ilçe başkanlığının Lefkoşa'da olması çok büyük bir... Hem vekilliğe girmedi hem başkanlığa... Yani bizden de fazla, bizden de öte çalışıyor gerçekten. 24 saatini şu anda ayırmış durumdadır. Biz de tabii ki büyük ve yoğun bir şekilde tüm arkadaşlar çalışıyor. Tahmin ederim Lefkoşa'yı alacağız. Öyle görünüyor. Peki. Bunu da not ettik. Evet. Sayın Sucuoğlu'na çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sonuna geldik. Ana habere gideceğiz. Serkan Tetik günün sıcak gelişmeleri için son hazırlıklarını yapmakta. Az sonra canlı yayında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem anavatan Türkiye'de hem dünyada olup biteni canlı canlı sıcağı sıcağına anlatmak üzere buraya gelecek. Biz yarın akşam 17.30 yeniden buluşma saatimiz. Tekrardan teşekkür ederim Sayın Sucuoğlu'na. Ne zaman arasak, ne zaman çağırsak geliyor. Tabii seçimlerin içerisindeyiz. Bu hafta tek aday olmayan, yerel seçimlere aday olmayan Sayın Sucuoğlu'ydu. Yarından Cuma'ya kadar adaylarla birlikte olacağız. Adayları birazcık sizlere tanıtmaya çalışacağız. Ama böyle ara ara bir iki konuk da alacağız. Evet, bir sürenin sonuna geldik. Ana habere topu atıyoruz. Yarın akşam sizleri aynı saatte yine Diyalog TV ekranlarında buluşmaya davet ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.